Ben hep koruyacağım kardeşimi. Kimse onu üzmeyecek. Burak senin gibi bir abisi olduğu için çok şanslı. Sen benden çok daha iyi bir abi olacaksın. Tatile gidelim mi, ister misin? Ne zaman? Ufak bir işim kaldı. Bunu halledeyim. Sonra sen, ben, kardeşin şöyle güzel bir tatil yapalım ha? Olur mu? Annem, o gelmeyecek mi? Hayır oğlum. Annen gelmeyecek. Şöyle. Benden habersiz çocuklarımı alıp nereye götürüyorsun? Şimdi sırası değil, sonra konuşuruz. Bence şimdi tam sırası Ali Kemal. Hazır tatil planı yapıyorken konuşalım bir. Anne. Tamam. Tamam oğlum, yok bir şey. Şöyle. Çıkar mısın bunu, sonra konuşalım. Efe'cim. Bensiz kalmaya dayanabilir misin? Hı? Şöyle ne diyorsun sen? Ne oldu? Cevabını almaktan mı korkuyorsun? Saçmalıyorsun. Saçmalıyorsun. Kararı o vermeyecek mi? Bırak tercihini yapsın. Efe'cim. Şimdi sana soruyorum. Benimle mi kalmak istersin, babanla mı? Söyler misin? Ben ikinizi de istiyorum ki. Oğlum. Efe, birimizi seçmek zorundasın. Çünkü babanla ayrılıyoruz biz. Babam beni terk ediyor. Ne yapıyorsun sen? Böyle mi söyleriz çocuğa? Bunları pedagog eşliğinde konuşacağız. Öyle mi? Benim niye bundan haberim yok? Doğru ama. Her şeyi sen planlarsın. Dikkat et de. Yaptığın planın altına ezilip kalma. Geldim anneciğim. Ben senin yanındayım, korkma. Her şey düzelecek, merak etme. Efe, her şey güzel olacak anneciğim. Ben senin yanındayım. Ya size mi düştü şahitlik etmek? Siz niye karışıyorsunuz? Bırakın kendi aralarını da çözsünler. Git konuş babamla. Olmaz de, vazgeçir. Hem yazık değil mi kadına ya, çocuklarını elinden alacaksınız? Ayşe kızım, ne oluyor? Şule Hanım'ı korumak sana mı kaldı? Ha? Bana bak, bu kadın seninle ilgili ne biliyor? Ne bilecek canım? Çekileceğin bir şey yoksa niye korkuyorsun o zaman? Bana bak, bu kadın seninle ilgili ne biliyor? Kızım söyle. Söyle ki seni neden korumam gerektiğini bileyim. Anne. Anne ben. Ne yaptın? Kızım. Söyle. Yani abla, olacak iş mi? Hı? Mahkeme öncesi niye daha fazla kızdırıyorsun adamı? Daha benden boşanmadan çocuklarıyla birlikte tatil planı yapıyor. Görecek ama mahkemede. O çok güvendiği dağlara karlar yağınca aynısını ben de ona yapacağım. Koşsun bakalım çocuklarının peşinden. Peki bu insanlar mahkemede seninle ilgili ne söyleyecekler? Abla, neyi biliyor insanlar? Neyi görmüşler? Hiçbir şey. Hiçbir şey, öyle mi? Ya bu insanlar konuşursa biterim ben diyen sen değil miydin? Zeynep. Abla bak, tamam seni yargılayacak falan değilim. Ama belli ki bir şey olmuş ve sen bu çocuğu istememişsin. Eniştem de çocuğa çok düşkün. Evet. Bazen kendi oğlunu bile gözü görmüyor. Burak'tan çok Efe'yi kaybetmekten korkuyor. Bak. Eğer işler tersine giderse, oğlumu benden alırsa, ben de Efe'yi ona bırakmam. Efe'yi kaybetmesi için ne gerekiyorsa yaparım Zeynep. Ne gerekiyorsa. Dede. Ne yapıyorsun sen burada tek başına?
Dedeciğim, Ali Kemal ben, torunun. Öyleymiş yani. Kemal senin adın. Kemal, Ali yok. Ali yok. Tamam, tamam dede. Yani istediğini söyle, bana fark etmez. Ali de olur, Kemal de olur. Ali yok. Öldü o. Kim öldü? Ali kim? Dede, hatırlıyor musun Ali kim? Asiye kaçtı onlar. Olmaz dedim, kaçtı. Ne anlatıyorsun sen öyle? Ne anlatıyorsun? Adamın nereden geldiğini anlatıyor. Sen bana o adamın adını mı versin? Ha? Hasan'ın babasının adını mı? Kalk da yat artık, hadi kalk. Asiye, Ali'nin oğlu. O bu eve girerse Rıza onu da öldürür. Öyle dediydi giderken. Unutmadın değil mi Asiye? Unutmadım baba. Unutmadım. İyi. Aman unutma. Ben unuturum. Sen unutma.